Yakında Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bölümü Yardımcı Doçent Doktor Ali İbrahim Şorbacı hocamızla mide üsleri hakkında konuşacağız. Hocam Yakında merhabalar. Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Gastroenteroloji Bölümü Yardımcı Hocam mide Doçent Doktor üsleri Ali İbrahim neymiş? Sorbacı, midenin dört katmandan oluştuğunu ifade Midenin ederken, yaklaşık midede altı iki tane tabakanın katmanı var. aşınması ve Tabaka ortadan tabanı yedi kalkmasının duvarı. mide üsleriyle Ve bizi şu sonuçlandığını şekilde kaydetti. tanımlıyoruz. Özellikle ilk iki tabakanın aşınması ve ortadan kalkmasıyla artık ülserden bahsedebiliriz. Yani tıbbi olarak onun tanımı bu. Peki hocam, mide üsleri nedenleri nelerdir? Şimdi midenin görevlerini konuşmamız gerekiyor aslında burada. Midenin en önemli görevi sindirimdir ve bilindiği gibi mide çok güçlü olan hidroklor asidi üretir ve o asit sayesinde yemeklerin sindirimine yardımcı olur. Şimdi mide tabii ki asiti ürettiği için kendini korumasını bilir bu asite karşı. Ancak bazı nedenlerden dolayı bu koruma mekanizmaları ortadan kalktığında bu asit artık mideyi de zarar vermeye başlıyor ve bahsettiğimiz gibi mide duvarının katmanları teker teker yok ederek ülsere neden olabilir. Nedir diye soracak olursanız tabii ki bu işin başında genetik yatkınlık gelir. Yani ailesinde mide ülser öyküsü olan bir kişinin tabii ki mide ülsere yakalanma riski yüksek. O yüzden biz dikkat ediyoruz. Beslenme de çok önemli. Çok aşırı asitli yiyeceklerle beslenme, aşırı yağlı yiyeceklerle beslenme, sigara, yoğun alkol tüketimi, bazı ilaçlar, Yardımcı özellikle Doçent Doktor aspirin Ali ve İbrahim ağrı kesiciler Şorbacı, gibi kötü huylu ilaçlar, ülserlerin ya bunların da kansere hepsi dönüşmüş midenin ülserlerin koruma tedavi mekanizmalarını sürecinin ortadan cerrahi kaldırıp mide olduğuna ülser dikkat riskini çekti. artırabilir. Yalnız şunu da unutmayalım, ülserler, mide ülserleri iyi huylu olabildiği gibi, bu ilaçlara bağlı, bu bahsettiğim etkenlere bağlı iyi huylu olabildiği gibi bir de kötü huylu dediğimiz yani mide kanserli ülserler de olabilir. Onlar kansere bağlı olduğu için onların da çok da bir özel bir risk faktörü yok diyebiliriz. Onlar tabii olacağı varsa genellikle kanser oluşabiliyor. Hocam peki ülser sadece midede mi olur? 12 parmak bağırsak ülserlerini de biliyoruz. Bu konuda biraz açar mısınız? Evet, aslında halk arasında bu yaygın bir yanlış aslında. Çünkü biz ülser dediğimiz zaman mideden ziyade 12 parmak bağırsak ülserleri daha sık gözükür. Ve genellikle hastalar 12 parmak bağırsak ülserleriyle bize başvururlar. Onunla ilgili şikayetlerle bize başvururlar. Mekanizma olarak aynı mekanizmayla oluşur. Midenin aşırı asit salınımına bağlı olarak 12 parmak bağırsağın duvarlarında yine hasar oluşuyor ve onu bağlı olarak ülser Yardımcı dediğimiz Doçent Doktor hastalık ortaya Şorbacı, çıkıyor. hastanın mide üseri kanaması veya Tabii 12 parmak genetiklerdir. bağırsak Evet. tıkanıklığına Şimdi bağlı genellikle komplikasyonların hastalar oluşması bize sonucunda üst hastaların batınında hastaneye şikayetlerle başvurmaları gelirler bize. gerektiğine dikkat İşte çekti. yanma, özellikle üst batının üst kısımlarda yanma, ekşimi, hazımsızlık, rahatsızlık hissi, bazında ağrı, özellikle sırta vuran ağrı olduğunda bu da ülseri düşündüren şeylerden bir tanesi. Yemekle ilişkisi de çok önemli. Yemekle artabilir, yağ azalabilir. Onların hepsi tabii bizi ülser düşündürebilir. Yalnız şunu da hatırlatmam lazım. Her zaman şikayet vermeyebilir. Yani komplikasyonuyla gelebilir hasta. Yani daha önce hiç belirti vermezken kanamayla, yani ülsere bağlı mide kanaması ya da 12 parmak bağırsak kanaması veya tıkanıklığa bağlı şikayetlerle bize başvurabilirler. Yardımcı Doçent Hocam Doktor Ali teşhisi İbrahim nasıl Şorbacı, yapılır? kötü huylu Şimdi ülserlerin ya teşhisi da tabii ki kansere hastanın dönüşmüş öyküsünden ülserlerin tedavi başlar. Tabii sürecinin midedeki cerrahi hastanın olduğuna aldığı dikkat çekti. ilaçlar, beslenme düzenine hepsini dikkate alıyoruz. Aile öyküsünü mutlaka dikkate alıyoruz. Özellikle kanser açısından bizim için çok önemli. Ama ülserlerin kesin teşhisi günümüzde endoskopi dediğimiz, gastroskopi dediğimiz işlemle konuluyor. Bu işlem nedir diye soracak olursanız hastayı genellikle rahatlattıktan sonra, uygun pozisyon verdikten sonra ağızdan girerek ışıklı bir aletle girip videoda hastanın midesini 12 parmak bağırsağın her yerini inceliyoruz ve eğer ülser varsa gerekli incelemeler ve gerekli müdahaleleri yapabiliyoruz. Hocam yakında üniversitesi hastanesinde ülser tedavisi nasıl gerçekleştiriliyor? Evet, şimdi 12 parmak bağırsak ve mide ülserlerin tedavisi aslında hemen hemen aynı. İlk önce mutlaka ülserlerin neden olan etkenleri dışlamamız lazım. Eğer beslenme bozukluğu varsa beslenmeyle ilgili önerilerimiz olur. Sigara, alkol gibi zararlı maddelerin tüketimi, aşırı tüketimi varsa hastaları genellikle bu konularda uyarıyoruz. Ama işin özünde asit fazla salınma olduğu için genellikle biz asiti baskılayan tedavileri vererek ülserlerin iyileşmesine neden oluyoruz. Tabii ki bunun
bunun yanında eğer kötü huylu bir ülser varsa, yani kanseri dönüşmüş ya da kanser olmuş bir ülser varsa, tabii onun tedavisi her zaman olduğu gibi cerrahidir.